Ben mesleğe 2002 yılında Malatya'da başladım. O zaman Star gazetesinde stajyer muhabir olarak başladım ben orada Malatya ofisinde. Tabii mesleğe yeni başladı, yani bir heyecan var işte haberin işte çıkacak, nasıl çıkacak falan bunun şeyini kafanda kurgusunu yapıyorsun vesaire derken. Bir de şöyle bir şanssızlık vardı. Şanssızlık mı desem artık bilmiyorum. Ben mesleğe başladım yani çalışmaya başladığım gün ertesi günü kendimi bir anda bir çatışma haberinin içinde buldum. Bir polis bir eve baskın yapıyordu. İşte evde saklanan birini çıkarmaya çalışıyordu falan silahlı birini ve orada bir özel harekat şube müdürü kafasından vuruldu. İzlemek de yetinmiştim açıkçası onu çünkü öyle bir dehşet beklemiyordum. Karşılaştığım dehşet görüntü de yapacağım hiçbir şey yoktu benim. Kısa bir süre sonra Malatya'da bir feribot battı. Ve bu olayın ardından işte orada 12 insan yaşamını yitirdi, boğuldu. O süreçte bu benim niye önemliydi? Star gazetesinde ilk çıkan imzalı haberimdi ve müthiş bir haz vermişti. Yaşanan olayın işte yoruculuğu vesaire falan günlerce orada yatıp kalkmamız falan tamamen unutulmuştu. Devamında Malatya'da yerel bir gazetede çalışmaya devam ettim. O süre zarfında da daha çok birkaç tane böyle enerjisi yüksek 4 tane muhabir arkadaştık gazetede ve özel haberlere koşturuyorduk. 2006 yılında bir telefon aldım ve aldığım telefon beni Anadolu Ajansı Malatya daha yeni kurulan ofisine çağırıyorlardı. Gittiğim görüştüğümde bana işte polis adliye konusunda güzel haberler yaptığımı, gazeteden takip ettiklerini, eğer benim de uygun görmem halinde ajansta çalışmamı istediler. Ben bunu reddetmiştim. Yani çalışmak istemediğimi söylemiştim. Bir hafta sonra falan başka arkadaşların sen ne yaptın, niye çalışmıyorsun demesi üzerine tekrar gidip ya teklifiniz geçerliyse ben çalışmak istiyorum diye böyle ajansta da başlangıç aslında süreci böyle gelişti yani tamamen hatta daha sonra beni çağıran ilk görüşmeye çağıran müdür şey demişti ya Ensar hakikaten sorun değil birlikte çalışmayı istiyorum ama benim merak ettiğim bir şey var ilk çağırdığımda bana niye posta koydun niye ben çalışmak istemiyorum dedin dedi falan böyle ben de şey demiştim ya işte hep hayatımda böyle biri bana bir teklifte bulunsun da ben de onu reddedeyim diye düşünüyordum. Size kısmetmiş abi dedim falan. Ajansta başladım. Ajansta polis adliye bakmak üzere zaten çalışmaya başlamıştım ve polis adliyeden cidden büyük bir özveriyle, büyük bir şekilde çalışıyordum, haberler yapıyordum. Gazetelerin birinci sayfalarına her gün ve ortalama ayda bir kez manşet çıkaracak haberler yapıyordum. Malatya Adliyesi gibi bir yerden. Bu süre zarfında ben 2011'e kadar Malatya'da çalıştım. O döneme dair yaşadığım en akılda kalacak olan hikaye şudur ki Malatya'da bir merkeze çok yakın Yeşilyurt ilçesine bağlı bir köyde bir etkinlik yapılmış. Yanılmıyorsam Muhsin Yazıcıoğlu adına bir hatıra ormanı oluşturma etkinliğiydi bu. Ben habere gitmemiştim, o konuyu takibe gitmemiştim. Giden başka gazeteci arkadaşlar vardı. Günün sonunda akşam oturup böyle çay kahve içerken sohbet esnasında gazeteci arkadaşım bir tanesi bana dedi ki, meslektaşım, o programı izleyen arkadaşım. Bugün dedi o köyden dönerken bir tane bir şey gördük dedi. Atatürk büstü kırılmış bir okulda ve onu bir inek kırmış diye ifade etti ama bunu bir gazeteci refleksiyle değil de bir normal sıradan bir vatandaşın tanık olduğu bir olay gibi anlattı bana ve ben de hani biraz böyle dinledim sadece hem öyle mi falan yaptım. Tabii içimden de orada oturmak artık gelmedi çünkü kalkıp gitmem ya o saatte bir yere gidemezdim haberi kovalayamazdım ama oradan kalkmak istedim. İyi akşamlar dedim ve ayrıldım yanlarından. Bütün gece şeyi düşündüm. Ben sabah buraya gideceğim ama hani neyle karşılaşacağım? Bir büst kırılmış orayı, o hikayeyi biliyorum. Ne kadar doğru falan bunu düşünüyordum. Sabah ilk işim aracı atlayıp köye gitmek oldu. İşte önce köyün okuldaki Atatürk büstünün bulunduğu işte şeye gittim, kaideye gittim. Hakikaten büst yoktu kaidede. Sonra
biraz çekim yaptım okulun çevresinden. Köyün içine doğru ilerledim. Birkaç tane yaşlı kadınla karşılaştım. Onlara sordum hani burada tam olarak ne oldu diye. Kadının bir tanesi böyle çok korkulu gözlerle bana şey dedi. Benim gazeteci olduğumu bilmiyormuş. Dedi ki oğlum dedi biz zaten ifade verdik. Lütfen artık bizi rahat bırakın dedi. Ya ne oluyor dedim işte siz asker değil misiniz? İşte jandarma değil misiniz dedi. Yok dedim ben hani gazeteciyim. Sonra işte ineğin sahibinin evine gittim. Gülsüm adında bir tane kadın olayı anlattı. İşte inek elinden ahırdan çıkarmaya çalışırken kaçmış. İşte direkt olarak okulun bahçesine gitmiş. Sonra Atatürk büstüne sürtünürken büstü devirmiş, kırmış. Okuldaki genç bir kadın öğretmen de işte korkmuş durumu jandarmaya bildirmiş. Oradan kaymakamlığa vesaire falan derken köyün tamamına soruşturma açıldığını, köydeki herkesin ifadesinin alındığını anlamış oldum, röportajlarını yaptım. Sonra kafamdan ama şunu sürekli olarak geçiriyorum, hani inek nerede, ineği soracağım. En sonunda abla inek nerede dedim, dedi ki vallahi ben onu gönderdim dedi. Yani artık başımıza o kadar dert açtıktan sonra onu biz sürgün ettik dedi. Nereye gönderdin işte çok şey biçimde dedi ki inek pınarı diye bir mezra var, orada bir akrabam var dedi, ben ona gönderdim dedi falan. O aldı götürdü dedi. Tabii ben oradan bunu konuşurken ve olayın hikayeyi dinlerken sürekli kafamda haberin başlığı da değişiyor. Sürekli onu kurguluyorum. İşte olay bambaşka yerlere gidiyor. Araca atladım, doğru İnekpınarı mezrasına gittim. İşte orada bir tane iki tane ev vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane amcayla karşılaştım. Sorduğum anda dedi ki evet benim dedi. İnek bende dedi. İşte aldı beni ineğin yanına götürdü. İneğin fotoğraflarını çektim. Sonra dedim ki hani olayı anlatırken yani ineğin bir ismi var mı dedim. Dedi ki ben ineğin ismini Gülsüm taktım. Çünkü dedi Gülsüm sahibinin adıydı. Bana geldi. Çok da ucuza geldi dedi bu sayede. Onunla işte biraz Atatürk büstünü kırmış diye köylü de korkmuş. Sahibi de bana verdi falan dedi. Tabii ben döndüm merkeze ve haberi işte büstü kıran inek sürgüne gönderildi şeklinde hazırladım. Aşağı yukarı aynı şekilde yayına girdi. Ertesi gün birçok gazetenin birinci sayfasında yer aldı. Bütün televizyon kanalları ana haber bültenlerinde yer verdiler buna. Ve çok ciddi bir boyutta bir ses getirdi. Ve ertesi gün bana olayı anlatan iki meslektaşım bana gelerek şunu söylediler. Ya Ensar hakikaten hani tamam biz düşünemedik. Bunu geldik sana anlattık. Bu da bize ders olsun ama en azından bize de haber verebilirdin dediler. Sonrasında düşündüğümde haber verilebilir miydi? Belki verilebilirdi ama ben açıkçası hiçbir meslektaşımın böyle bir durumda çok paylaşımcı davranacağına inanmıyorum. Biraz bencillik yapmış olabilirim ama haber refleksiyle bunu yaptım. Ve çok büyük ses getirmiş olması da ayrıca bir şey, mesleki olarak da bir haz katıyor insana. Sonrasında hatırlıyorum işte köşe yazarları bu inek üzerinden, Gülsüm inek üzerinden kimisi Kemalistleri eleştiren yazılar yazdı. Kimisi ineğin olayı üzerinden işte hükümeti eleştiren yazılar şeklinde yazılar yazılıyordu ve günlerce böyle devam etti bu inek hikayesi ki sonrası çok sonradan işte onunla ilgili bir film çekildiğini falan da duydum. Böyle ilginç, güzel de bir hikayeydi. Paylaşmak isterim.